Merhaba. Bugün size orijinali Michigan Üniversitesi'nde Felsefe Bölümünde doktora sonrası araştırma görevlisi olan Victor Kumar tarafından hazırlanan bir ders anlatacağız. Konumuz ahlaki şans problemi. Diyelim ki bir arkadaşınız birkaç saatliğine bakmanız için çocuğunu size emanet etti. Çocuğu ailesinin evine götürmeye hazırlanıyorsunuz ama bir an için dikkatiniz dağılıyor ve onu araba koltuğuna güvenli bir şekilde oturtmayı unutuyorsunuz. Ne yazık ki yolda başka bir sürücü size çarpıyor ve çocuk ağır yaralanıyor. Ne hissedersiniz? Doğal olarak yoğun bir suçluluk duygusu ve pişmanlık. Peki böyle bir durumda çocuğun ailesi ya da sizin arkadaşlarınız nasıl bir tepki verir? Büyük ihtimalle çok öfkelenirler ve sizi suçlarlar. Şimdi de benim sizinle neredeyse aynı durumda olduğumu düşünün. Bir arkadaşım çocuğunu bana emanet ediyor ve ben de onu araba koltuğuna güvenli bir şekilde oturtmayı unutuyorum ama şans eseri eve güvenli bir şekilde gitmeyi başarıyoruz. Bu korkunç hatamı ancak park yerine geldiğimde fark ediyorum. Peki ben bu durumda nasıl hissederim? Haliyle biraz suçlu hissederim ve pişmanlık duyarım. Ancak sizin durumunuzdaki kadar suçlu ya da pişman hissetmem pek de mantıklı olmaz. Eğer çocuğun ebeveynleri bu hatamı öğrenselerdi biraz öfkelenirlerdi ve beni ihmalkarlıkla suçlarlardı. Ama bana karşı arkadaşlarınızın size gösterdikleri kadar şiddetle tepki göstermeleri mantıklı olmazdı. Bu gibi durumlar ahlaki şans problemine örnek olarak gösterilebilir. Aslında bu iki duruma farklı tepkiler vermek mantıksız görünüyor. İki durumda da ihmalkarlık söz konusu sonuçta. Ben de en az sizin kadar ihmalkar davrandım. Sizin ihmalkarlığınızın trajediye yol açması ve benimkinin yol açmaması sadece bir şans meselesi ve şansın ahlaki sorumluluk seviyemizi etkilediğini söyleyemeyiz. Ahlaki şans problemi, belli durumlar karşısındaki sezgisel tepkilerimiz ve ahlaki sorumluluğun genel bir ilkesi olan kontrol koşulu arasındaki çatışmadan doğar kontrol koşuluna göre her birey yalnızca kontrolü altında olanlardan sorumludur örneğin bana haksız muamelede bulunduğunuzu düşündüğüm için size kızgın olduğumu varsayalım fakat başka seçeneğinizin olmadığını kararı başka birinin verdiğini anladığımda sizi bağışlamalıyım gibi görünüyor kontrol koşulunu baz alırsak tabii kontrol koşuluna göre kontrollerinin dışındaki durumlar nedeniyle iki insan ahlaki açıdan farklı derecede sorumluluklara sahip değildir. Bununla birlikte sıklıkla ve doğal bir tepki olarak insanları kontrolleri dışındaki faktörlere dayanarak yaptıklarından sorumlu tutarız. Kontrol koşulunu kabul etmemiz durumunda ise çelişkili bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla ahlaki şans problemi, ahlaki sorumluluklarımız söz konusu olduğunda derin bir gerilimi içinde barındırıyor. Ahlaki şansın bir türü, bir şeyin sonucunda oluşan ahlaki şanstır. İki kişi aynı eylemi gerçekleştirir ancak kontrolleri dışında gelişen sonraki olaylardan dolayı farklı derecelerde sorumlu görünürler. Bir şeyin sonucunda oluşan ahlaki şans, ihmalkarlık söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Tıpkı trafik kazası ve yaralanan çocuk örneğindeki gibi. Fakat aynı zamanda kasıtlı olarak haksız davranıldığı durumlarda da ortaya çıkar. Cem ve Hakan'ın her ikisinin de birine saldırdığını varsayalım kurbanlarının farklı şekillerde yere düşmelerinden dolayı Cem adam öldürmekten suçlu bulunuyor Hakan ise sadece saldırıdan dolayı suçlanıyor Ahlaki şansın başka bir türü de duruma bağlı ahlaki şans olarak adlandırılır Benzer özelliklere sahip iki kişi farklı eylemlerde bulunuyor ve ahlaki açıdan farklı derecelerde sorumlu gibi görünüyorlar Aslında farklı davranmalarının tek sebebi kendilerini farklı durumların içinde bulmaları Merve'nin bir aşk cinayeti işlediğini varsayalım. Jale ise şans eseri kışkırtılmadığı için böyle bir eylemde bulunmuyor. Bu nedenle Merve'nin suçlu olup Jale'nin olmaması tamamen şans eseri. Ahlaki şansın üçüncü bir türü ise temel ahlaki şans olarak adlandırılır. Karakter özelliklerimiz ve güdülerimiz büyük ölçüde kontrolümüz dışındaki genetik ve çevresel koşullardan kaynaklanmaktadır. Ayşe kibar, Burak acımasız, Nil cesur Rıdvan korkak olabilir. Bu özellikleri her birinin ahlaki seçimlerle karşı karşıya kaldıklarında farklı davranmalarına yol açar ve bu nedenle sonuçta onlara bağlı olmayan şeylere dayanarak onları överiz ya da onları suçlarız. Bu noktaya gelene kadar ahlaki şans problemine dair epeyce fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Peki bu problemin bir çözümü var mı? Bir yandan ahlaki şans konusunda kuşkucu olabiliriz. Kontrol koşulunun öne sürdüğü gibi başkalarını kontrollerinin dışındaki durumlara dayanarak övmemiz, övmememiz ya da suçlamamamız gerektiğini düşünebiliriz. Kuşkuculuk kendi içinde oldukça karmaşık bir konudur. Bunu biraz detaylandırmak için ihmalkar sürücü örneğimize geri dönelim. Çocuğu sağ salim ailesine teslim etmeme rağmen sanki kaza olmuş gibi ihmalkarlığımdan ötürü kendimi suçlamam aşırı bir tepki gibi gelebilir. Böyle bir durumda her bakıcının başına böyle bir şey gelebilir. İnsanlık hali unutabilir ama şansı yaver gider ve çocuğa da bir şey olmaz diye düşünebiliriz. Tabii bir taraftan ipin ucunu da bırakmamak lazım. Diğer sürücü örneğine gelirsek, diyelim ki siz de arkadaşlarınıza çocuk yaralandığı için üzgün olduğunuzu ama kimsenin sizi suçlamaya hakkı olmadığını söylüyorsunuz. Bu da pek insaflı bir tepki sayılmaz. Bazı kuşkucular, kontrol koşulu ve durumlar karşısındaki sezgisel tepkilerimiz arasında bir çatışma olmadığını düşünürler. Bir başka deyişle, epistemik görüşü benimserler. Epistemik görüşe göre, eylemlerimizin sonuçları kafamızda olup bitenleri yansıtır. Yani bu görüşe göre bir katili, cinayete teşebbüs eden birinden daha çok suçlamamızın nedeni, katilin cinayete daha meyilli olduğunu düşünmemiz. Bununla birlikte epistemik görüş sezgilerimizle örtüşmez. İhmalkar sürücü örneğini tekrar hatırlayalım. İki sürücü de aynı derecede ihmalkar davranıyor ama biri diğerinden daha fazla suçlu görülüyor. Ahlaki şans problemine bir başka temel çözüm ise kontrol koşulunu reddetmek ve kontrolümüz dışındaki şeylerin sorumluluğunu kabul etmektir. Peki bu durumda hangi genel ahlak teorisi veya ahlak ilkesi şansı ahlaki sorumluluklarımızı etkileyen bir faktör olarak görmemizi açıklar? aslında bir eyleminden dolayı birini övdüğümüzde ya da suçladığımızda tek amacımızın ona hak ettiği muameleyi göstermek değil aynı zamanda gelecekteki davranışını olumlu yönde etkilemek olduğunu söyleyebiliriz böyle bakıldığında insanları niyetlerinden ziyade eylemlerinin şanslı veya şanssız sonuçlarına dayanarak suçlamak veya cezalandırmak daha etkili olabilir öte yandan başkalarıyla etkileşimimizde bu manipülatif bir yaklaşım gibi de görülebilir hatta bize genel olarak ahlak kavramını da sorgulatabilir. Ya ahlak kavramını ele alışımızda köklü değişiklikler yapmak zorundayız ya da kontrol koşulunu göz ardı etmeliyiz. Fakat her iki olasılık da çok zor felsefi soruları gündeme getiriyor. Ahlaki şans problemini irdelerken bu sorulardan kaçmamız pek de mümkün görünmüyor.